Şimdi Yeşilada'dayız. Yanımızda da Eğirdir Belediyesi basın sorumlusu Kemal Erbey var. Eğirdir'imiz dünyanın bir incisi dediğimiz gibi. Isparta'nın misafir odası. Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü hemen yanımızda. Ve şu anda da Yeşilada'mızdayız. Evet, Yeşilada. Hemen yan tarafında Atatürk'ümüze hediye edilen Canada var. 80'li yıllarda bu yollar yoktu. Yollar sonradan yapıldı. Yeşilada'mıza adalılar kayıklarla gider gelirlermiş. Bütün misafirlerimiz, özellikle Eğirdir'i bilmeyen misafirlerimiz, burası nasıl bir cennettir diyorlar. Rahmetli babam Mürsel Erben de gazeteciydi. Onunla beraber geldiğimizde bu ilçeye aşık olduk ve 30 yıldır da burada yerel gazetecilik yapıyorum. Plajlarımız var. Özellikle yaz aylarında, bunaltıcı yaz aylarında Eğirdir Belediye'mize ait Altın Kum plajımız var. Dünyaca ünlü kumuyla. Altın Kum plajımız var. Bedre plajımız var. Kemal Bey aslında çok yönlü bir insan. Bize refakat ederken, Eğirdir'in güzelliklerini bize aktarırken ufak tefek aralarda da tüyolar oluyoruz efendim biz. Güzel de türkü okuyormuş, güzel de şarkı okuyormuş. Aşkımız erdi bahara, çoğu gitti azı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu gitti azı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu gitti azı kaldı. Sevin kara gözlüm sevin, bu mutluluk akın senin. Dudağımda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı, çoğu gitti, azı kaldı. Dudağımda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı, çoğu gitti, azı kaldı.